Ahmet Kekeç, Öldürülecek Gazeteciler ve Ölmüş Bir Liberal. Birçok Avrupa ülkesi yasakladı. Bayrak asamazsın, darbe karşıtı nümayiş yapamazsın, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezsin. Sadece Türk bayrağı asamıyorsun tabii. Başka bayraklar serbest. Mesela Avrupa ülkelerinin terör örgütü listesine girmiş PKK bayrak ve flamalarını dilediğin yere, dilediğin yüksekliğe asabiliyorsun. O bayrağın altında her türlü melaneti sergileyebiliyorsun. Hatta istersen terör örgütünün PR'ını bile yapabilirsin. Brüksel'de oldu böyle bir şey. Avrupa Parlamentosu çatısı altında PKK PYD sergisi açıldı. Bol miktarda bayrak, flama ve örgütsel gereç teşhir edildi. Kısıtlama ve yasak sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, o devletin yöneticilerine yönelik. Bu elbette yaptırımı da olan bir kısıtlama. Böyle devam edersen sonucuna da katlanırsın. Nasıl bir sonuç? İlk müjde valslerin ülkesi Avusturya'dan geldi. Türkiye'deki rezil darbe girişimini protesto eden Türklere usulünce ya evlerinize bayrak asmaktan vazgeçersiniz ya da bu güzel ülkeyi terk edersiniz dendi. Bir başka güzel ülke darbe karşıtı mitingi yasakladı. Bir başkası mahkeme kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle bağlanıp konuşma yapmasını engelledi. Bütün bu güzellikler arasında kendisine demokrat, liberal süsü veren Fethullahçı karşılaştırmalı edebiyat uzmanı Murat Belgede de çıktı, daha da güzeli var dedirtircesine bütün bunları hak ediyorsunuz demeye getiren bir yazı yazdı. Murat Belge'ye göre özetleyerek aktarıyorum, Avrupa niçin darbeyi bastırmış olmamızla ilgilenmiyor, niçin bize geçmiş olsun demiyor, niçin darbecileri koruyor, niçin hala Erdoğan'ı eleştiriyor, niçin yanımızda durmuyor deme hakkımız bulunmuyor. Sebep şuymuş, bazı darbeciler halk tarafından tartaklanmış, bazıları kayışlarla dövülmüş, bu görüntüler Avrupa'ya da ulaşıyormuş, işkence ve kötü muamele karşısında ilkesel olarak tepki koyan Avrupa bu görüntülere bakarak yanımızda durmamayı tercih ediyormuş. Özetle bunları söylüyor. Sonra da Erdoğan faktörünü hatırlatıyor. Erdoğan batıda demokrasiye saygısı olan bir cumhurbaşkanı olarak görülmediği için diye başlayarak hem vicdansız hem kötü nasıl olunur sorusuna cevap teşkil edecek bir sürü mazeret cümlesi sıralıyor. Murat Belge'den halkı tanklara ve uçaklara karşı sokaklara döken duyguyu anlamasını, oradaki sosyolojiyi görmesini beklemiyoruz. Bir seçkin olarak Murat Belge, standartsız batı dünyası Türkiye'ye, Türk insanı adı verilen kara kalabalıklara nasıl bakıyorsa öyle bakıyor. Murat belgeden işkence ve kötü muamele karşısında ilkesel olarak tepki koyan Avrupa'nın tepki koyması gereken dönemlerde görevden nasıl kaçtığını hatırlamasını da beklemiyoruz. Sinik, ironik ve kötü bir insanla karşı karşıyayız çünkü Evet kötü. Bunun altını özenle çizmemiz gerekiyor. Halkı yaylım ateşine tutan tanklar, keskin nişancılar, önüne gelen hedefe bomba yağdıran savaş uçakları liberal profesör Murat Belge'ye hiçbir şey anlatmıyor. Kafası ezilmiş, bağırsakları dökülmüş, kolu bacağı bir yana fırlamış insanları görmüyor. Niye? Batı ülkeleri görmediği için görmüyor. Demokrasiye saygısı olmayan bir liderin ülkesinde yaşandığı için görmüyor. Görmediği ne çok şey var. Bu darbeyi Fethullah Gülen'in yaptırdığına ilişkin ortaya sürülen kanıtları da görmüyor. Bu konuda itiraflar olsa bile bunlar Batı ülkeleri açısından yeterli kanıt sayılmazmış. Biraz yukarıda kötü demiştim. Kötülüğü ele aldığınızda her melanet beklenir sizden. Bir darbeyi sadece kamuda tasfiyeler ve gözaltına alınan gazetecilerden ibaret sayarsanız, Hayatını kaybeden insanlar vicdanınızda makes bulmaz. Darbecilerin infaz listesine öylesine bakar geçersiniz. Belki de içten içe sevinirsiniz. İkide bir bize laf çakan Ahmet Kekeş de infaz listesindeymiş dersiniz. Eminim bunu dersiniz. Ahmet Kekeç star.